Değerli izleyenler, Bandırma sanatçı yetiştirme açısından çok zengin bir ilçe. Bugün Erincik'teyiz. Yanında yine Bandırma doğumlu bir sanatçı arkadaşımız var. Sizler için onunla sohbet edeceğiz. Bakalım neler yapmış, neler yapacak bundan sonra. Sayın İsmail Ozar'la birlikteyiz. İsmail Bey Bandırmalı. Şimdi ona dönüyoruz ve İsmail Bey kendinizi bir tanıtın bakalım bize. Gerçi Evet. Bandırmalısınız, çok sizi tanıyor ama. Tamam. Ben 1955 yılında yine doğdum Bandırma'da. İnşaat yaptım. Ondan sonra ticaretimi bitirdim. Abim inşaat mühendisi olduğu için onun yanına geçtim. Abiniz İnşaat Yurdaer, Yurdaer Yurdaer Özer. Bey, Ondan evet. sonra rahmetli Allah oldu. rahmet eylesin, evet. Amin. Ondan sonra çocuktan beri onun yanında çalışıyordum. Evet. Tatillerde. Ondan sonra Almanya'ya 2000 Almanya'ya gittiniz. Hangi yıl aşağı yukarı? 1995'te 1995, evet. 1994'te Evet. ondan sonra Almanya'ydım. Çalıştım Almanya'da. Karlsruhe'de çalıştım. Ondan sonra döndüm geldim 5 aydan 5 ay 6 ay olması lazım da ile kalmak için 6 ay doldurmadan geldim buraya. Evet. Ondan sonra güzel sanatları resime gittim ben. Resim yaptım. Beğendiler. Üç bak. Bir tane resim dediler bana. Şulos var. Park var. Parkın resmini istediler. Ben dört tane açılım yaptım. Verdim onlara. Ya dedi sen ressamsın yani. Buna gerek yok dedi. Sen dedi çuval ressamsın dedi. Evet. Okumadım bu kadar. Sonra Sonra döndünüz döndüm geldiniz. geldim. Bir sene sonra. Nereye geldiniz? Bandırma geldim. Bandırma'ya. Evet. Abimin yanına. Sonra gittik. Bursa'ya abim inşaat mühendisi orada Bursa Pars Kimya Fabrikası'nın inşaatını aldı. Ondan sonra ondan çalıştım bir sene. 1979 yılında Eriştem'le inşaat mühendisi Yurdagül Asya'da ondan sonra onun yanına gittim. Eriştem kaza geçirdi trafik kazası. 2 sene orada çalıştım. İyileşti. İyileşince dedi ki 1980 yılında bana Bodrum'dan dedi bir ihale alacağız dedi. Bodrum. İnşaat ildi. Tamam. Alır mıyız dedi. Sana güveniyorum bak dedi. Dedim alırız. Aldık. Ondan sonra gittik Bodrum'a. 1980 yılında. 1981'de. 31 sene, 30 sene kaldım Bodrum'da. 30 sene. 30 sene sonra 2008'de buraya döndüm. Buraya dönünce bir sene sonra beyin ameliyatı oldum beyin kanamasından. Konuşmam bozuldu. Ondan sonra 2 sene konuşamadım. Ancak toparladım. Böyle emekli olduk. Evet. Tabii bir siyaset maceranız da var değil mi Ne Bodrum'da? var Onu var. anlatın bakalım. Az daha belediye başkanı oluyor musunuz değil mi? Oluyordu, Evet. oluyordu. Evet. CHP'den oluyordu. Seçime girdik. Yalıkavak. Yalıkavak, Bodrum Yalıkavak'ta Evet. belediye başkanı da oldu. Konuştuk konuştuk. 2 oy farkla kaybettim. Evet. Yabancıyım çünkü Evet. orada. Evet. İki oy kaybettim. Evet. Ondan milliyetçi oldular biliyorsun. Her yer milliyetçi bizim orada. Ha, 2 oy kaybettik. Hala başkan derler bana orada. Peki gelelim şimdi resme. Resme merak nereden geliyor? Doğuştan, doğuştan, Doğuştan. 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 Neler çiziyorsunuz? Hangi konuları işliyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Her konu işlerim. Her konu işlerim. Bir ara heykele merak ettim. Heykele ama şey yok, malzeme yok orada. Bıraktık heykele. Ondan sonra her konuda yapalım. Sulu boya, Suvaya, kara kalem, yalvaya, kara yağlı kalem, kalem. Evet. yalvaya. Her hafta ne gelirse yapalım. Konuları nasıl seçiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bize birkaç örnek gösterin Bak, bakalım. Önce mesela, sevgili Atatürk'ümüzü evet, gösterelim tabii değil mi? azıcık. Evet. Evet, başka? Daha. Bundan sonra Manuel Güvet Beyler çizeyim. Evet. Resimler burada. Burada resimler. Tamam, şimdi Erdek'i de gösterelim. Erdek de var burada. Neyse, o devam ederiz. Burada bir Erdek
resmimiz var. Zeytinli Ada. Evet. Bir resmi ne kadar sürede yapıyorsunuz? Yarım saatte bitiyor. Yarım saatte bitiriyorsunuz. O kadar çabuk çalışıyorsunuz. Evet. Evet. Yarın, bazı kalemler, yani boyamadığım zaman kare kalem 2 dakikada bitiyor. Evet. Yani resmine göre 5 dakika uğraştığın oluyor. Evet. En fazla 10 dakika kare kalem. Yarım sulu boya yarım saat, yağlı boya tablo ise yarım gün sürüyor. 5-6 saat sürüyor. Yüzlerce resim yaptım diyebilir misiniz? Yüzlerce. Derim ya. Oo, bak. Burası da o. Yüzlerce. Ben o hafta gerçekten doğru. Bak, bunlar resim bu. Evet. Bu resim bak. Ha. Bak. Kuş resmi. Serçe. Bebek. Bebek. Göz. Evet. O zaman resim yapmak size huzur mu veriyor? Huzur neden yapıyorsunuz? Huzur veriyor. Evet. Huzur veriyor bana. Evet. Demek ki eliniz kalem tuttukça resme devam diyorsunuz değil mi? Devam ediyorum. Çünkü bu kuvvet buluyor kendimde. Anlatmak için kalemle yani anlatıyorum derdimi. Kendim konuşmadan üzüldüm tabii. Evet. Konuşayım ya ameliyattan sonra anca çöktürüyorum işi. Evet. Ondan sonra kalemle çözüyorum işi. Evet. Kalemle kuvvetli yani. Peki son olarak şunu sorayım. Evet. Bu resimlerinizi bir sergilemeyi düşünür müsünüz? Düşünürüm. Bir sergi açmayı. Bandım Belediyesi'ne dilekçe verdim. Bir tane resim verdim. Resim verdim. Kültür Müdürlüğü'ne. Nerede dedi? Ben Barış Manço'sun dedim. Haber verdiler. Bizlerini vermiyorlar. Evet. Peki biz de bunu bir takip edelim. Tamam. Başvurunuz var oraya değil mi? Tamam. Tamam. Size tekrar teşekkür ediyoruz. Tamam. Bundan sonraki çalışmanızda başarılar dileriz. Değerli izleyenler, bugün Bandırma'nın yetiştirdiği değerli bir ressamla, çok sayıda resmi olan Sayın İsmail Ozar'la birlikteydik. Bir başka gün, bir başka konu ağırlamak üzere. Hoşçakalın efendim.